Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patates dolması tarifi vereceğim. İlk önce ben 4 tane patates kullanacağım. Bunu azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tamamen kişi sayısına göre değişebilir. Ben 4 adet yapacağım. Yani kişi başı birer tane, 4 kişi için 4 patates, orta boy. Gördüğünüz gibi hemen patateslerin kabuklarını soyarak başlıyorum. Evet, bütün hepsini, kabuklarını soydum. Şöyle bir tane denedim, hatta hangisiyle daha rahat oyabileceğim diye. Kabuk uyacağıyla denedim ama çok derinden gidiyor. O yüzden iyi olmuyor. En iyisi tatlı kaşığı. Şöyle ortadan ikiye patatesimi bölüyorum. Ve tatlı kaşığıyla kabuk oyar gibi bu şekilde oyacağım. Çok kenarlara taşmayın, yoksa kırılır. İçini değerlendirmek isterseniz çıkartıp patates köftesi de yapabilirsiniz. Haşlarsınız bu şekilde. Ezip ben de öyle yapacağım daha sonrasında. Sıkı tutun ki kenarlardan kırılmasın. Yeterli. Çok aşırı derecede ince de değil, çok kalın da değil. İdeal. Evet, ocağımın başına geçtim. Hemen kızartma tavasının içerisine bir su bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Ve ocağımın altını yakıyorum. Yağ iyice kızdıktan sonra patateslerimi atacağım. Şöyle patateslerimi atıyorum. Fazla pişirmeyeceğiz. Sadece hafif rengi kızarmaya başladı mı çevirin. Zaten fırında pişeceği için artık kızardı, yeterli. Gördüğünüz gibi. Evet, yağı boşalttım. Sadece bir miktar dibinde bıraktım. Aynı tavayla devam edeceğim. Bir adet kuru soğan, bir adet yeşil biber, bir adet de kırmızı biber orta boylardan doğradım yemekli. Biraz kavuracağım. Evet, birazcık kavurduktan sonra üzerine 200-250 gram arası kıyma ekliyorum. Biraz da öyle kavuracağım. Evet, iyice kıyma gördüğünüz gibi kavruldu. Yeterli artık. Hemen içerisine bir tatlı kaşığı salça ekliyorum. Şöyle tatlı kaşığın ucuyla karabiber. Bir o kadar da pul biber. Birazcık da toz biber ekliyorum. Bir iki damla su ekleyeceğim. Biraz altını çoğaltayım. Kapatıp ocaktan çekiyorum. Evet, hemen patatesleri uygun bir tepsiye, fırınınıza hangi tepsinizi koyacaksanız onu alın. Bir tanesi böyle delinmiş ama sorun değil. Şöyle diziyorum. Ve içerisine şöyle birer yemek kaşığı kadar göz kararı dolduruyorum.
Şöyle hazırladığım yarım su bardağı suyun içerisine bir tatlı kaşığı salça koydum. Karıştırdım. Üzerlerine eşit bir şekilde dökeceğim. Fırınımı da 200 dereceye ayarladım. Fırında 10 dakika tutacağım. Evet, hemen fırınıma gönderiyorum. Evet, fırında bir 15 dakika tuttuktan sonra üzerine hemen şöyle kaşarla kapatıyorum. İstemezseniz kaşar, domates, biber de koyabilirsiniz. Kaşarlar eriyene kadar bir süre daha fırında tuttuktan sonra alacağım. Evet, fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi hala çok sıcak. Hemen bir servis tabağına alıyorum. Kaşarları eriyene kadar tuttum sadece. Bu şekilde kızardıktan sonra aldım. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Şöyle bir miktar da maydanoz koydum yanına. Ben şöyle kesip. Misafirlerinize de yapabilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Şöyle içini de göstereyim. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.